Şu an bir şey yıldırım hızıyla dank etti. Bir süredir iş arıyorum. Hatta uzun bir süredir iş arıyorum. Ve zaman zaman da iş görüşmelerine gidiyorum. Gerek part-time gerek full-time iş imkanları bazen karşıma çıkıyor. Yani en azından görüşme için geri dönüşler yapılıyor. Ama genelde depresif olduğum anlara denk geliyor ve ben o telefonları açmıyorum. Bu da bir kenara, aslında depresifliği bahane ederek bunu yapıyorum. Ama bir süredir şunu düşünüyordum. Ya ben iş arıyorum. Artık iş bulmam da lazım bir noktada. Para kazanmam da lazım. Bunu kendim de bizzat iyi biliyorum. Ve depresif de hissetsem, kötü de hissetsem, kötü bir olay da yaşamış olsam, hani o işi bulmam lazım bir şekilde. Artık kendi hayatımı, zaten kendi hayatımı kurmak için buna ihtiyacım var. Ama ben bu oluşan potansiyel fırsatları değerlendirmemek için elimden geleni yapıyorum. Ve sanırım bir süredir arka planda bunu düşünüyordum. Yani buna çok ihtiyacımın olduğunu bildiğim halde, bunu istediğim halde, çünkü bu hayallerime giden, kendi hayatımı kurmaya giden ciddi bir yol ve elbette ki bir iş sahibi olmayı istiyorum. Ama neden yapmıyorum? Şu an yıldırım hızıyla bir şeye dank etti. Biraz önce çok sinir bozucu bir an yaşadım. Benim üst dişlerim kaplama ve kaplama olduğu için rahatça bir şeyleri ısıramıyorum. İncir, kuru incir yiyordum ve birden ısıramadım haliyle. Ön dişlerimle unutup ısırmaya çalıştım ve o benim sinirlerimi çok bozdu. İnanılmaz bir gülme krizine girdim ve güldüğüm için de ağlamaya başladım. Yani çok fazla gülmekten ağlamaya başladım ve hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. O yüzden gözlerim biraz kırmızı, hatta burnum da biraz kırmızı. Ve hemen akabinde biraz önce yıldırım ışığıyla şunu fark ettim. Yani biraz önce bahsettiğim iş mevzunda ben bütün fırsatları, yani gelen potansiyel fırsatları ekarte etmek için elimden geleni yapıyorum. Çünkü yapabileceğime inanmıyorum. Yani ben büyürken bana o kadar çok sen onu nasıl yapacaksın, onu yapamazsın, işte nasıl olacak o iş, o işler öyle olmuyor. Bu minvalde o kadar çok fazla şey söylendi ki benim en büyük problemlerimden biri bu. Yani gerçekten bir şeyleri başarabileceğime, bir şeyleri hak ettiğime, bir şeylere layık olduğuma inanmak ve bunu kabullenmek benim için gerçekten zor. Ve iş mevzuunda da böyle düşündüğümü fark ettim. Yani ben herhangi bir işi bulmaya layık değilim. Ben herhangi bir işi yapabilecek kapasiteye sahip değilim. Ben herhangi bir şeyde başarılı olabilecek bir insan değilim. Uzun süredir üzerinde çalıştığım ve değiştirmeye çalıştığım bir şey. Hala çok ciddi manada zorlanıyorum. Ama iş konusunda bile bunu düşündüğümü fark etmek. Yani açık konuşmak gerekirse stajlar dışında çok fazla iş tecrübem yok. Zaman zaman bir iki yere girip çıktım. Ama çok başarılı olabildiğim söylenemez. Ama geçmişteki benle şu anki beni böyle bir harmanla geçmişteki ben yoğunluğunda öyle bir birbirine karıştırıp karşılaştırıyorum ki sanki bütün hayatım boyunca
Hani ne iş yaparsam yapayım başarılı olamayacakmışım gibi geliyor. Bunu fark ettim. Ve ben şunu çok istiyorum. Çok uzun süredir yazdığım denemeler var. 2017'de yazdığım bir roman denemem var ve ben bunların kitap olarak basılmasını çok istiyorum. Yani yazar olarak bir title edinmek istiyorum. Bunda bile ki bu yapabildiğim bir şey. Çünkü bırakın bir romanı, bir kitabı, yani gerçek anlamda bir kitabı yazmayı bırakın. Sadece denemesini yazmak bile, özellikle fantastik kurgu, mitolojik kurgu, bilim kurgu gibi bir şeyler yazıyorsanız inanılmaz derecede zor. Çünkü yeni bir dünya kurgulamanız gerekiyor ve o dünyanın bütün elementlerini mantıklı bir şekilde oturtmanız gerekiyor. Ve o denemenin sadece taslağını yazabilmek, yani ana bir hikaye oluşturabilmek bile çok zor. Ve ben bunu yapabildiğimi düşünüyorum ve bu denemeyi geliştirip ileride bundan birkaç yıl sonra kitap olarak basılmasını gerçekten çok istiyorum. Ama bunda bile, yani yapabildiğim bir şeyde bile kendime inanmakta gerçekten çok zorlanıyorum. Yani bu o kadar korkutucu bir şey ki şu an daha net bir şekilde idrak ettim. İdrak ediyorum. Benim gerçekten çalışacak çok noktam var. Çalışmam gereken çok mesele var. İyileştirmem gereken çok mesele var. Ve bunları tam olarak nasıl yapacağımla alakalı gerçekten hiçbir fikrim yok. Bu da böyle bir farkındalık anısıydı. Çayım da soğumuş. Bu arada madem kamerayı açtım, bu videoda bahsetmek istediğim şeyden şimdi bahsedeyim. Son zamanlarda aldığım kitaplardan bahsetmek istiyorum. Ben aşağı yukarı son 1-1,5 yıldır Julia, artık her nasıl okunuyorsa, Sanatçının Yolu kitabını gerçekten çok istiyordum ama oldukça pahalı. Sanırım 250 civarında falan. Çok pahalı gördüğüm için çok almak istesem de alamadım. Daha doğrusu buna ayıracağım bütçeyi başka şeylerde kullanmıştım. Ama 12 Mart doğum günümdü biliyorsunuz ve doğum günü hediyesi olarak ablamın attığı parayla aldım. Şu an 120. sayfasındayım. Kitapta işte sabah sayfalarından kendinle baş başa çıktığım, date olarak adlandırabileceğimiz şeylerden falan bahsediyor. Açık konuşmak gerekirse kendimi tam olarak vererek okuyabildiğimi söyleyemem. O yüzden önce kitabı tamamen bitireceğim. Sonrasında tekrar okumaya başlayacağım ve ondan sonra içindekileri uygulamaya başlayacağım. Ki ben zaten beyin çöpü defterime sabah sayfaları niyetine yazıyorum. Bu dört kitabı da bugün aldım. Benim gerçekten şu dünyadaki en büyük sorunlarımdan biri kitapların gerçekten çok pahalı olması. Yani şu dört kitaba ne kadar para verdiğimi söylesem muhtemelen inanmazsınız diye düşünüyorum. Hemen bu dört kitaptan bahsedeceğim. İlki Italo Calvino'nun Görünmez Kentler kitabı. Bu kitabı kimde gördüğümü hatırlamıyorum ama çok uzun zaman önce SS almışım. Muhtemelen içinde geçen bir cümleden etkilenip esas almışımdır. Metroda gelirken okumaya başladım. Böyle kentlerle alakalı kısa kısa hikayeler var. Şöyle gösterirsem mantıklı olur. Yani bundan beklentim oldukça fazlaydı aslında ama ben şuna karar verdim. Ben böyle kısa hikaye anlatan kitaplardan gerçekten hoşlanmıyorum. Benim için kitabın bir akışının, bir devamlılığının olması gerekiyor. Çünkü diğer türlü ben kafamı çok toparlayamıyorum.
Bundan beklentim yüksekti ama ilk 50 sayfasında yazar bu kitabı niye yazdığından bahsediyor. Ve asla bitmek bilmiyor. Zaten bir noktadan sonra o ilk 50 sayfayı geçip direkt olarak bölümlere başladım. Şu an 62. sayfasındayım. Ama çok severek okuyacağımı ya da kitabı bitireceğimi bile düşünmüyorum. Açık konuşmak gerekirse. Yine de şans verip devam etmeye çalışacağım. Sonrasında belki başka bir videoda yorumlarımı da paylaşıyor olurum. Bir diğer kitap Annie Ernaux'un Kızın Hikayesi kitabı. Yüksek ihtimalle yazarın adını yanlış okuyorum ama alıştık bence artık. Bu aldığım ikinci kitabı daha önce, yani çok kısa bir zaman önce babamın yerini almıştım ve bunu çok severek okudum. İnce, okunması kolay, dili sade ve ben en azından okurken sıkılmadım. Sanırım 1 ya da 2 saat içinde bitirdim. Bu kitabı da seveceğimi düşünüyorum. Gençlikteki halleriyle şu anki hallerini karşılaştırdığı bir kitapmış yorumlarından ve kitabın arkasından okuduğum kadarıyla. Ki bu da zaten 2022 Nobel Edebiyat Ödülü almış yine. Tıpkı babamın yeri gibi. Valla bence şahsi olarak ben hak ettiğini düşünüyorum. Gerçekten çok sade ve çok güzel, insanı içine çeken bir yazım dili var yazarın. O yüzden bu kitabını da aldım. Bugün aldığım iki kitaptan da bahsedip daha önce aldığım ve bahsetmem gerektiğini düşündüğüm bir kitapla bitireceğim. Şu iki kitabın yazarı benim ilk defa okuyacağım yazarlar. Tıpkı Italo Calvino gibi. Onun da okuduğum ilk kitabı bu. Bu arada diğer kitaplara geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Ben böyle çok revaçta olan, popüler kültür haline gelmiş kitapları almayı çok sevmiyorum. Ya da birilerinden duyduğum kitapları bile öncesinde mutlaka araştırıyorum. Ne kadar ilgimi çekiyor, bana ne verebilir ya da benim okuma zevklerime ne kadar hitap eder diye düşünüp bayağı araştırıp alıyorum. Bu kitap sanırım son zamanlarda çok popüler olmuş. Ki zaten Fransa'da 1 milyon satış rakamına, 40 dile çevreye ve 9 ödüle layık görülmüş. Ben bu kitabı ve yazarı ilk defa geçtiğimiz günlerde Dost Kitap Evi'ne gittiğimde görmüştüm tesadüfen. Ve bir iki sayfa okuyunca hoşuma gitti, alabilirim diye düşündüm. Laetitia Colombani'nin Saç Örgüsü kitabı. Bin kitap yorumlarına da baktım. Ama ben bin kitap yorumlarını çok güvenilir bulmuyorum, açık konuşmak gerekirse. Bir de herhangi bir insanın sevmediği bir kitap sizin gerçekten çok sevdiğiniz bir kitap haline gelebilir. O yüzden yorumlara çok güvenmemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kitap meselesi çok öznel ve kişinin zevkine özel. Kişinin yaşantısına, duygu durumuna ya da hatta hayallerine bile özel bence. Her kitap herkeste aynı izlenimi gerçekten vermiyor. Henüz okumaya başlamadım. Bu arada ön kapağını da sevdim. Henüz okumaya başlamadım ama işin açıkçası umutluyum. Ve bundan sonra alacağım ya da aldığım kitaplarda bin kitap yorumlarına bakmamayı tercih edeceğim. Bu kitapta İtalya, Kanada ve Hindistan'dan birer kadının, yani toplamda üç kadının hikayelerine konuk oluyoruz. Ve onların yaşadıkları zorlukları aslında görüyoruz. Ve anladığım kadarıyla yazar burada dünyanın neresinde olursanız olun bir kadın olarak çok çeşitli zorluklar yaşayabileceğinizi, bazılarının kaldırabileceğinizden çok daha fazla ağır olabileceğini ama bütün bunlara rağmen bir şeyleri başarabileceğinizi göstermek için yazmış diye duydum. O yüzden çok merak ediyorum ve bir an önce başlamak istiyorum. Ve bir diğer kitabımız Magda Szabo'nun Yavrum Ceylan kitabı. Bu yazarı daha önce görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam ama hiçbir kitabını okumadım. Okuyacağım ilk kitap olacak. İlk sayfasını okuduğumda işin açıkçası benim dikkatimi çekti. Halbuki çok basit ve sıradan bir dili var gibi görünüyor. Neyi bu kadar dikkatimi çekti? Çok emin değilim.
Ama bu kitaptan da umutluyum. Ve okumak için de sabırsızlanıyorum. Bir diğer kitap yine zamanında, özellikle geçen sene çok revaçta olan ve adından çok bahsedilen kitaplardan biriydi ve ben de çok merak ediyordum. Hedresh Amara'nın Savaşçı Tanrıçanın Yolu kitabı. Olmanız gereken kadın olun. Dünyanın en çok satan şaman kitabı. Don Miguel Ruiz'in ön sözüyle Dört Anlaşma'nın yazarı. Şimdi ben Ruiz'i severim. Ruiz'in kitaplarını da severim. Hatta kütüphanemde duruyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam bu kitaba başlamışım. Ve 87. sayfaya kadar gelmişim. Hatta arasına da şöyle bir zımbırtı koymuşum. Ama kitaba dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece çok da hoşuma gitmediğini ve beklentini karşılamadığını hatırlıyorum. Yine de buna da yeniden başlamaya niyetliyim ki net bir şey söyleyebileyim kitapla ilgili. Gidip biraz kitap okuyacağım ve sonrasında da uykum var. Gidip uyuyacağım çünkü sabah oldukça erken uyandım. Kuvvetle muhtemel sabah saatlerinde yine videoyu açıyor olurum diye düşünüyorum. Gerçi video bu haliyle bile 30 dakika olmuş. Bence ben bu videoyu burada bitireyim. Çünkü başka bir şey eklersem çok daha uzun olacak. Ve artık video sürelerini kısaltmaya da çalışıyorum. Ne kadar başarılı olursam artık. Bu videoda sadece fark ettiğim o zımbırtı ve kitaplar hakkında olsun. İstediğiniz videolar varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.